Metin3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün öne çıkan gelişmelerinden bazı başlıklar. 2014 yılına kadın katliamları damgasını vuracağı benziyor değerli izleyenler. Mısır ve Irak'tan can kaybı haberleri geldi. Cenevre'de devam eden konferansa ilişkin son bilgileri paylaşacağız. Öte yandan Suriye'deki savaşın boyutlarını ekranlarınıza getireceğiz. Bir yandansa Cizre kantonunun özellik kutlamaları devam ediyor. 27 Ocak'ta da Kobane kantonu da özellik yönetimini ilan edecek. Ana haber bültenimize Münbiç'te çetelerin katliamından kaçan sivillerin verdiği bilgiler başlayalım. Münbiç kentinde IŞİD çetesiyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalardan dolayı Münbiç'ten Kobane'ye kaçan sivil halk IŞİD'in 61 sivili katlettiğini söyledi. IŞİD çeteci grubuyla silahlı muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Münbiç'ten binlerce kişi Rojava'ya göç etti. Kobane kentine göç edenler IŞİD çetesinin katliamları hakkında da bilgi verdi. Çete saldırılarından yaralı kurtulan kişilerin Havar Haber Ajansı'na verdiği bilgilere göre IŞİD çetesi 61 sivili katletti. Çatışmaların devam ettiği Kara Kozak bölgesinden Kobane'ye sivillerin göçü devam ediyor. Yerel kaynaklar IŞİD çetesi Kobane etrafında konumlanarak saldırı hazırlığı yaptığını bildirdi. Diğer yandan Gresipi'nin Miluh El-Kamer köyünde IŞİD'lerin saldırısı sonrası çatışmalar başladı. YPG güçlerinin sert karşılık verdiği saldırı sonucunda iki çete üyesi öldürüldü. Yerel kaynaklar çetelerin bölgedeki köylere saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Öte yandan Suriye'de krizin taraflarının ilk kez Cenevre 2 konferansında bugün resmi barış görüşmesine başlaması bekleniyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yarına kadar ciddi görüşmelerin başlamaması durumunda konferansı terk edecekleri uyarısında bulundu. Konferans planına göre Suriye hükümeti ve muhaliflerin heyetleri görüşmeler boyunca farklı odalarda bulunacak ve aradaki teması Birleşmiş Milletler'den bir arabulucu gerçekleştirecek. İsviçre'de arabuluculuk yapan BM yetkilileri Suriye hükümetinden yetkililerle isyancı grupların temsilcilerini yüz yüze görüşme masasına oturmaya iknaya çalışıyor. Fakat bu çabaların sonuç verip vermeyeceği henüz belirsiz. Suriye hükümeti ve muhalifler arasında hala derin görüş ayrılıkları var. Hükümet terörizm üzerine odaklanmak isterken muhalefet ise Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı iktidardan göndermek üzerine eğiliyor. BM'ye göre Suriye'deki çatışmalarda bugüne kadar 100 binden fazla kişi öldürüldü. Orta Doğu'dan sıcak haberlerle devam edelim. Mısır'ın başkenti Kahire'de bomba yüklü araçlarla iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda 11 kişinin öldüğü, yüzün üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İşlek bir cadde ve Emniyet Müdürlüğü binasını hedefleyen patlamalar sonucu aynı zamanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Bir güvenlik kaynağı emniyet binasına yapılan saldırıda bir ton patlayıcı kullanıldığını ifade etti. Üçüncü bombalı saldırı ise başkent yakınlarındaki Giza'da yapıldı. Henüz ölü ve yaralı sayısı hakkında ise bilgi verilmedi. Başkent Kahire'de meydana gelen son patlamada ise en az 6 kişinin hayatını kaybederken onlarca yaralının olduğu belirtildi. Irak ordusunun Felluce'de El-Kaide bağlantılı silahlı gruplara karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Dün ve bugün sabah saatlerinde 4 ayrı yerleşim yerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi öldü. Saldırılarda 36 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin siviller olduğu belirtiliyor. Felluce ve Ramadi'de Irak ordusuyla El-Kaide bağlantılı silahlı gruplar arasında 3 haftadır süren çatışmalar nedeniyle 140 bin kişinin evlerini terk ettiği bildiriliyor. Irak'ta mezhepler arası gerilim nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında artış gözlemleniyor. Cizre kantonunun demokratik özerk yönetimini ilan etmesi Kuzey Kürdistan'da kutlanmaya devam ediliyor. Kutlamalar uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Zira 27 Ocak'ta Kobane kantonu da özerk yönetimini ilan edecek. Rojava'nın Cizre kantonu demokratik özerk yönetiminin ilanı ardından bugün toplanan Kobane kantonu demokratik özerklik yasama meclisi özerk yönetimi 27 Ocak'ta ilan etme kararı aldı. Cizre kantonunun demokratik özerk yönetimini ilan etmesi ise Kuzey Kürdistan'da kutlanmaya devam ediliyor. Ahmet'in Çınar ilçesine şölen düzenlendi. BDP Çınar ilçe eş başkanı Rami Özmen ve belediye eş başkan adayı Rukiye Er Yılmaz'ın Rojava devrimini selamlayan konuşmaları ardından şölen, halaylar ve havai fişeklerle devam etti. Bir başka kutlama ise Mardin'in Şemreh ilçesindeydi. BDP ilçe başkanı Mehmet Şık ve belediye eş başkan adayı Ali Özkan yaptıkları konuşmalarda Rojava devrimini selamladı. Kutlama gece geç saatlere kadar sürdü. BDP Buca Kadın Meclisi de düzenlediği basın toplantısıyla Rojava'daki özerk sistemi selamladı. Toplantıda konuşmayı Buca Kadın Meclisi üyesi Zerrin Toplayıcı yaptı. Rojava Demokratik Özerk Sistemi'nin Kürt özgürlük mücadelesinde yeni bir aşama yarattığına, halkların demokratik ulus temelinde kendi sistemlerini kurmalarında tarihi bir adım olduğuna dair inancımızı belirtiyoruz. Tüm halkımıza kutlu olsun diyor ve biz İzmir Buca Kadın Meclisi olarak kahraman halkımızı saygıyla selamlıyoruz. Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Hareketi Tevda da ilan edilen özerkliği selamladı. Tevda, Rojava'da ilan edilen özerkliğin demokratik uluslaşmada en doğru model olduğunu belirtti. Mardin'de Rojava'nın Cizre kantonunda ilan edilen özerk yönetime destek amacıyla 26 Ocak'ta Koser'de Özgürlük Meydanı'nda miting düzenlenecek. BDP İl Eş Başkanı Reşat Kaymaz halkı duyarlı olmaya ve mitinge katılmaya çağırdı. Londra'da yaşayan Kürdistanlılar da Rojava özerkliğini gerçekleştirecekleri etkinlikle selamlayacak. Özgür Roni Gençlik Meclisi Kürt Toplum Merkezi'nde yarın saat 13'te bir araya gelip konvoy oluşturarak kent turu düzenleyecek. Akşam saatlerinde ise halk evinde bir kutlama etkinliği gerçekleştirilecek. Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK hem Özgür Kadın'la Demokratik Ulus'a kampanyasını yürütüyor hem de yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede BDP Misliç Kadın Meclisi çalışma programını hazırladı. BDP Misliç Kadın Meclisi sözcüsü Aysel Olcay ilçede 5 ayrı çalışma bölgesi oluşturduklarını, Özgür Kadın'la Demokratik Ulus'a şiarıyla çalışma çadırları açacaklarını duyurdu. Olcay, amacımız Mısır'da kadınları bir araya getirmek. Kadının özgüvenini ortaya çıkararak kadını bir nebze dahi olsa sokaktaki siyasette ve yaşama katmaktır dedi. İlk çadırlarının Rojava'ya aten kurulacağını belirten Olcay, Rojava devrimi bir kadın devrimidir. Bu yüzden çadırımızı oradaki devrimci kadınlara atfediyoruz dedi. Birçok etkinliğin düzenleneceği çadır eylemlerinin takvimi şöyle. 25 Ocak'ta Rojava'ya atfen Fırat Dicle ve ardından da Yeni Doğan Seyrantepe mahallelerinde, 3 Şubat'ta Roboski'ye atfen Sümer ve Bahçeli Evler mahallelerinde, 15 Şubat'ta Azadi adıyla Cumhuriyet, Tekel ve Kültür mahallelerinde, 17 Şubat'ta Berhvadan adıyla Yayıkdere ve Yeni Mahalle mahallelerinde, 24 Şubat'ta Aşiti adıyla Kaya Bağlar beldesinde çadırlar kurulacak. Olcay kuracakları çadırlara 7'den 70'e tüm kadınları davet ettiklerini belirtti. Müzik
Kadın özgürleşmeden toplumun özgürleşemeyeceği bir gerçek. Nitekim eril zihniyet iş başında. Bugün Ahmet'ten arda arda iki vahşet haberi geldi. Önce Bahar Ebrem adlı kadının eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı öğrenildi. Ardındansa Veysi Turan adlı şahsın eşine elektrik vererek öldürdüğü haberi geldi. Ahmet'in Yenişehir ilçesinde ikamet eden Bahar Ebrem ve Hacı Ebrem çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmada Bahar Ebrem eşi Hacı Ebrem'in bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Bahar Ebrem devlet hastanesine kaldırılırken Hacı Ebrem'in saldırı sonrası evden kaçtığı öğrenildi. Kayapınar ilçesi Huzur Evleri Mahallesi 133. sokakta ise Veysi Turan, uykudaki eşi Mübarek Turan'ın vücuduna üçlü prizin kablosunu dolayıp elektrik verdi. Akıma kapılan Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cesedi otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysi Turan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kürt bilgesi Musa Anter 1992 yılının Eylül ayında katledilmişti. Anter cinayetinin 4. duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada iddia makamı ilk olarak mütalasını sundu. Mahkeme heyeti Hamit Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken avukatların sanık emekli albay Savaş Gevrekçi'nin tutuklanması talebi reddedildi. Ayrıca dava kapsamında tanık olarak dinlenmesi talep edilen Mehmet Eymür, Orman Taşanlar, Ali Ozansoy, Kutlu Savaş ve Cengiz Ersever'in ileriki celselerde değerlendirilmesine, Yeşil Kodatlı Mahmut Yıldırım'a ilişkin birçok kurumdan bilgi istenmesine karar verildi. Bu kapsamda MİT'ten Mahmut Yıldırım'ı çalıştırıp çalıştırmadıklarına cevap vermesi, jandarma komutanlığındansa Antel cinayetine ilişkin istihbarat grup komutanlığı dahil komutanlık arşivlerinde olan tüm bilgi ve belgelerin istenmesi talep edildi. Ve bir sonraki duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi. Duruşmaya katılan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş şunları kaydetti. Aslında bugüne kadar faili meçhul olarak tanımlanan binlerce cinayetin dönemin bütün resmi devlet birimlerince ortak işlendiği, buradan bakınca da aslında çok da faili meçhul değil, faili devlet olarak bilinen cinayetlerin günümüzde halen aydınlanmayı bekleyen dosyalar olarak durduğunu biliyoruz. Bugün de Diyarbakır'da Musa Anter cinayetinin duruşması vardı. Öncelikle bu tür faili meçhul olarak dosyalarda bekleyen olayların aydınlatılması için özel birimlerin oluşturulması gerektiğini bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Yani bir savcıya işte binlerce dosya teslim edeceksiniz. Bunların içinde birkaç tane de faili meçhul dosya olacak. Savcıların zaten iş yükü yoğun. Birçoğunun üzerinde de zaten Adalet Bakanlığı'nın veya siyasetin baskısı var. Dolayısıyla savcıların rahatlıkla çalışabilecekleri ve sadece bu konu üzerinde yoğunlaşabilecekleri bir birim oluşturulması, siyasetin de bu savcılık birimlerine her türlü siyasi desteği, araştırma desteğini vermesi lazım. Görünen o ki o dönemin siyasetçilerini, başbakanını, o dönemin bütün yetkililerini, jandarma genel komutanından genelkurmay başkanına kadar bütün yetkililerini koruyan bir devlet algısı ve devlet anlayışı halen devam ediyor. Mahkemelerin yazılara bile cevaplar verilmiyor. Duruşmalar uzayıp gidiyor. Bu tetikçilerin arkasındaki gerçek siyasi güç yargılanmıyor. Yani bir tane geçici köy korucusu bu dosyada tutuklu. Sanki bütün faili meçhul cinayetleri, Ape Musa cinayetini bu tek başına işlemiş gibi başka kimseye ulaşamıyor savcılar, mahkemeler. Bu da iktidarın faili meçhullerin aydınlatılması konusunda henüz tam olarak güçlü bir siyasi irade ortaya koymadığını gösteriyor. Maalesef. MİT'in bugün görülen Ape Musa dava duruşmasına gönderdiği belge Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'la ilişkilerini doğruladı. Belge bir şeyi daha doğruladı. Paris katliamına ilişkin ortaya çıkan MİT belgesinin Ape Musa için gönderilen belgeyle aynı olduğunu. Kısa bir süre önce Paris katliamına ilişkin MİT'e ait olduğu belirtilen bir belge ortaya çıkmıştı.
Belge Paris katliamının planını içeriyordu ve belge 18 Kasım 2011 tarihliydi. AKP ve MİT ortaya çıkan bu belgenin sahte olduğunu açıklamıştı. Ancak bugün MİT tarafından Ahmet'te görülen Musa Anter davasına bir belge gönderildi. Kürt halkının Ape Musa'sı yani Musa Anter cinayetine ilişkin mahkemeye MİT tarafından gönderilen resmi belge. Belge MİT'le JITEM elemanı Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Anter cinayetindeki ilişkisini ifade ediyor. Bu belge Paris katliamına ilişkin ortaya çıkan belgeyle aynı. Her iki belgede MİT'in kullandığı optik işaretler görülüyor. Belgedeki üslupta benzerlikler var. Bu durumda ortaya cevaplandırılması gereken şu soru çıkıyor. Paris katliamı söz konusu belgede görüldüğü gibi MİT tarafından mı organize edildi? Üç Kürt devrimci kadının katledilmesine ilişkin soruşturmaya bakan antiterör sorgu yargıcı Jean Duye, cinayet planlarının anlatıldığı ses kaydını katil zanlısı Ömer Güney'e sordu. Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre ses kaydının Güney'e ait olduğuna dair herhangi bir şüphe yok. Paris katliamı ardından tutuklanan katil zanlısı Ömer Güney'in ses kaydı 12 Ocak gecesi bilinmeyen bir kaynak tarafından YouTube üzerinden yayınlandı. MİT üyeleriyle yapıldığı belirtilen bu görüşmede Güney, Kürt siyasetçilere yönelik cinayet planlarını detaylandırıyordu. İki gün sonra MİT yetkililerinin imzalarının yer aldığı yazılı bir belge yayınlandı. Belgede PKK kurucularından Sakine Cansız'a yönelik suikast planından bahsediliyordu. Fransız M6 info sitesi antiterör sorgu yargıcı Duye'nin katil zanlısı Ömer Güney'e 22 Ocak çarşamba günü kayıttaki ses sizin mi şeklinde soru yönelttiğini yazdı. Güney'in ise sesin kendisine ait olmadığını iddia ettiği belirtildi. M6 info sitesi ise şunları ifade ediyor. Aldığımız bilgilere göre kriminal ve antiterörizm Tugay polisleri kimliği belirsiz iki kişiye cinayet planlarını ifşa eden kişinin Ömer Güney olduğuna ikna oldu. Aralarında şüphelinin yakınlarının da olduğu birçok kişi kayıttaki sesin Ömer Güney'e ait olduğunu resmen tespit etti. Soruşturmacılar bundan böyle bu bilgiyi doğrulamak ve resmileştirmek için bilimsel polis laboratuvarları sonuçlarını bekliyor. Ama onlara göre ortada hiçbir şüphe yok. Site Fransa'nın Türkiye ve Almanya'dan uluslararası istinabe istediğini ifade ediyor. Fransız soruşturmacılar YouTube üzerinde yayınlanan videonun gizemli ekleyicisi peşinde. Soruşturmacıların söz konusu şahsın e-mail adresine ulaştığı iddia ediliyor. Kimliği belirsiz kişi soruşturmacıları doğru yol üzerine koyabilir diye yazdı. Serdar Tanış, Ebubekir Deniz, devletin faili meçhul dediği ancak Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin iyi bildiği faili belli cinayet kurbanlarından sadece ikisiydi. Ailelerinin 13 yıldır devam eden mücadelesine ilişkin kısa bir dosya hazırladık, izleyelim. 25 Ocak 2001 günüydü. Şırnak'ın Silop ilçesinde dönemin HADEP ilçe başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz kaybedildi. Aktif parti çalışmaları nedeniyle hedefi haline geldikleri dönemin Şırnak Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Levent Ersöz tarafından tehdit edilmişlerdi. Çağrıldıkları ilçe jandarma komutanlığına gittiler ve bir daha geri dönmediler. Tanış ve Deniz'in kaybedilmesi üzerine ailelerinin akıbetlerine ulaşması konusunda gösterdikleri tüm çabalara rağmen dava failleri gizleme davasına dönüştü. Aileler de adalet mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM 2 Ağustos 2005'te Türkiye'yi mahkum etti. Bu mahkumiyet kararına rağmen meclis, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı nezdindeki girişimler sonuçsuz kaldı. Ta ki bir görgü tanığının ifadelerine kadar. Tanış'ın babası Şuayip Tanış ve kardeşi avukat Hakim Tanış, olaya ilişkin o dönemin Dar Geçit Belediye Mezarlığı sorumlusu olan görgü tanığı Hacı Akar ile görüştü. Akar, televizyonda kaybedildiklerine dair haberlerden tanıdığı Tanış'ın bir gece yarısı özel harekat polisleri ve askerler tarafından getirilerek mezarlığa gömüldüğünü yıllar sonra anlattı. Bu ifadeler ardından kazı çalışmaları başladı ve bir insana ait kemiklere rastlandı. Aradan 13 yıl geçti. Olayın sorumlusu dönemin Şırnak İl Jandarma Alay Komutanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hiç sorgulanmadı.
Türkiye kentlerinde BDP'nin de destekleyeceği HDP seçim çalışmalarına hız kazandırdı. HDP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri eş başkanlarını 26 Ocak'ta açıklayacak. Şişli Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge ilişkin konuşan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Şamil Altan, İstanbul'da dengeleri sarsacaklarını belirtti. HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Salman Kaya, adaylığını ve seçim çalışmalarını değerlendirdi. HDP'nin ötekileştirilenler için bir umut olduğunu kaydeden Kaya, bunu canlandırmanınsa herkesin görevi olduğunu kaydetti. Bütün etnik yapıların kardeşçe yaşayabilmesi için, kardeşçe bir etkinliğin yaşayabilmesi için gerektiğini kaydetti. Kaya, üç ülkücüye karşı halkımız silkinir ve korku duvarını aşarsa biz çok başarılı olacağız dedi. Halkla, halkı meydanlarda toplayacağız. Bu gezi olayında komiteler, halk komitelerinin oluştuğu gibi belediye kararlarının orada alınmasını isteyeceğiz. İyi bir güç ve ciddi bir dirençle geldiğimizi, bir de öyle boynumuzu eğe gelmiyoruz. Gerektiği zaman biz göğsümüzü gere gere geliyoruz ve mücadele ede ede geliyoruz. Onun dışında elbette ki bizim ...2014 yerel seçimleri yaklaştıkça BDP'nin belediye eş başkan adayları tempoyu arttırdı. Adaylar hem mitingler düzenliyor hem de ziyaretlerde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta tahliye olan BDP'li vekillerin Serhat turu sona erdi. Vekiller önce Erdekan'ın Mirdinik ilçesini ziyaret etti. Ardından da Erdekan'da halkla buluştu. BDP'li adayların seçim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Siirt Belediye Eş Başkan adayları Belkıs Beştaş Ep Özdemir ve Tuncer Bakırhan çalışmaları kapsamında önce KESK Siirt Şubeler Platformu bileşenlerini ziyaret etti. Eş başkanlar daha sonra ise Afet Evleri Mahallesi Keşkol Küme Evlerinde düzenlenen halk toplantısına katıldı. Ardından da hastaneler gezildi. Hastaları ziyaret eden vekiller geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Dün Raha'da gerçekleştirilen görkemli miting ile açıklanan BDP'nin Serik Gani adayları ise seçim bölgelerinde coşkuyla karşılandı. BDP'nin iddialı olduğu Van'da da seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. BDP'li Erdiş Belediye Eş Başkan adayları Aksraf Köyü'nü ziyaret ederken, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları da seçim çalışmaları kapsamında Payızava ve Hoşaf ilçelerini ziyaret etti. Agirne'nin Bazit ilçesinde ise halk toplantıları düzenlendi. Öte yandan BDP'ye katılımlar da devam ediyor. Ergani'de Birome köylüleri BDP'ye katıldı. Aralarında Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro üyesi Mele Bahtiyar'ın da bulunduğu Yeneke heyeti Kuzey Kürdistan'da temaslarda bulunuyor. Yeneke heyeti sabah saatlerinde Habur kapısında BDP parlamenteri Nazmi Gür'ün de aralarında olduğu BDP'liler ve halk tarafından karşılandı. Silopi Belediyesi ziyareti ardından heyet Ahmet'e geçti. Heyet Ahmet Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkanı Osman Baydemir'e, DTK Eş Başkanı Ahmet Türk, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile BDP'li milletvekilleri eşlik etti. Yeneke Politbüro üyesi Mele Bahtiyar, Kürtler Arası Birliği'nin tarihi önemde olduğuna dikkat çekti ve bizim de artık kendimizi yönetmeye hakkımız var. Bu birlik dört parça Kürdistan için önemlidir. Kürtlerin birliği her şeyin önündedir. Umut ediyorum ki 2014 yılı Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlük yılı olur dedi. Ve hak ihlalleriyle gündemden düşmeyen cezaevleri, kadın tutsaklara yönelik uygulamalar, insanlık dışı. Ertunç ailesinin cezaevinde olan 5 üyesi de artan baskıların hedefinde. Ertunç ailesinin 5 çocuğu siyasi soykırım operasyonlarıyla tutuklandı.
ve birbirinden uzak 4 ayrı cezaevinde tutsaklar. Recep Ertunç ile Murat Ertunç Tekirdağ Kapalı Cezaevinde, Fırat Ertunç Gürpınar, Ali Ertunç Van ve Ferhat Ertunç da Ankara Sincan Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Şermin ve Ahmet Ertunç çifti çocuklarının kimliklerine sahip çıktıkları için tutsak edildiklerini söylüyor. Baba Ertunç aldığı 540 TL'lik emekli aylığı ile değişik illerdeki cezaevleri arasında mekik dokuduğunu ekliyor. Tekirdağ'da tutsak Murat ve Recep isimli çocuklarının görüş günleri farklı olduğu için günlerce görüş gününü bekliyor. 5 çocuğunu en son Kurban Bayramı'nda ziyaret ettiğini anlatan anne Ertunç, Sincan'da darp edilen çocuk tutsaklardan birinin 16 yaşındaki oğlu Ferhat olduğunu hatırlatıyor ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyor. Seyirt'te de durum farklı değil. Kadın tutsaklara yönelik ağır hak ihlalleri devam ediyor. İHAD ve TUAYDER yöneticileri ihlalleri cezaevi idaresi ve savcılığa sordu. Verilen yanıt ise Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimatların uygulandığı yönündeydi. Gebze Kadın Kapalı Cezaevindeki siyasi tutsaklar da yaklaşık 2 aydır cezaevinin dış korumasında görevli olan jandarma bölüğünün farklı fiziki saldırılarına ve tacize varan aramalarına maruz kalıyor. Bu uygulamalar karşısında isyan eden tutsaklara 15'er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. ÇHD yetkilileri uygulamaların yasa dışı olduğunu belirterek kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. ...31'i tutuklu 56 keskilinin yargılandığı davaya İstanbul Adliyesi'nde devam ediliyor. 11 aylık tutukluluğun ardından hakim karşısına çıkan keskililer bugünkü duruşması gazeteci Naciye Yavuz'un savunmasıyla başladı. Yavuz, suç olmayan haklarımızı kullandığımız için tutukluyuz. Yargılanma nedenim devrimci sosyalist düşüncelerimdir dedi. Ses üyesi Yüksel Almaz, beraber kaldığı tutsakları anlatarak hasta tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır dedi. Eğitim emekçisi Nazife Onay ise ne zaman eğitimde devletin sorumluluğunu hatırlattım, işte o zaman suçlu ilan edildim şeklinde konuştu. KESK üyesi Meryem Öztürk de savunma süresinin kısa tutulmasına itiraz etti. Savunma sözü alan öğretmen Mehmet Sarı da yolsuzluk operasyonlarındaki uygulamalara işaret ederek bu ülkede adalet can çekişiyor dedi. İbrahim Sönmez ise Türkiye'de sendikal mücadele veren herkesin suçlu olarak gösterildiğini söyledi. Muğla yatağındaki termik santral ve kömür ocaklarının özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler bugün eylemdeydi. Ankara'da düzenlenen yürüyüş engellenirken çok sayıda sendika ise yatağan işçileri için alanlardaydı. Memuru nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Yatağan işçilerinin engellenmesini protesto eden binlerce kişi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde böyle yürüdü. Toros Sokak'tan harekete geçen işçiler Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temsili tavutunu taşıdı. Polis yığınına rağmen işçiler Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için temsili cenaze namazı kıldı. Ardından Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Maden İş ve Test İş adına hazırlanan açıklamayı okudu. Yatağının özelleştirilmesini bu hükümete yaptırmayız, yaptırmayacağız denildi. Ve emek dostları. Van'da dün akşamdan itibaren yaklaşık 15 saat içinde farklı şiddetlerde 25 deprem meydana geldi. Depremlerin çoğunun Van Gölü merkezli olduğu öğrenildi. Depremlerin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 1,5 ile 3,5 arasında değişiyor. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı. Ancak 2 yıl önce 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin izlerinin silinmediği Van'da tedirginlik yarattı. Uzmanlar bu sarsıntıların herhangi bir deprem, büyük depremin habercisi olmadığını söylüyor. Zira uzmanlar Van Gölü'ndeki fay sisteminin çok karmaşık küçük fay sistemlerinden oluştuğunu ve milimetrelik düzeyde kırılmaların normal olduğunu belirtiyor.
günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.